Merhaba. Bölüm 5 ders 5'e hoş geldiniz. Bu dersimizde bilgisayarlarımızın her birisine geri döneceğiz ve henüz ayarlamadığımız paylaşılan dosyalar ve yazıcılara bağlanacağız. Şimdi aile odamızdaki bilgisayarımızdayız. Bu Windows Vista çalıştırıyor ve ağ oluşturmaya gitmek için Başlat ve Ağ'a gitmemiz gerekiyor. Bu bize ağımızdaki bilgisayarlarımızın hepsini gösteriyor. Bizim Acer notebook bilgisayarımız, aile odasında bulunan aile bilgisayarımız oturma odasında bulunan oturma odası bilgisayarımız var. Burada henüz kapsama almadığımız Home Office bilgisayarı olan Michael'ın bilgisayarı var. Windows Vista ayrıca bize router'ı gösteriyor. İlk önce notebook'umuza Acer'a gidelim. Bu bize filmler klasörünü paylaştığımızı gösteriyor ve ayrıca burada yazıcılar var. Windows Vista genelde bir yazıcılar ikonu kullanacaktır. Ancak buna girdiğimizde bunun aslında bir yazıcı olmadığını görürüz. Eğer bilgisayarınızdaki bir yazıcı yüklü ve paylaşımı açık durumda ise her ikisi de burada görülecektir. Şimdi filmler klasörüne göz atalım. Bu bize bazı AVI dosyalarını gösteriyor. Bu dosyaların üzerine çift tıklayarak çalıştırabiliriz. Ayrıca bu klasörü paylaştığımızda tam erişimi ayarladığımız için buna tam erişime sahip olduğumuzu kontrol etmemiz gerekir. Yapabileceğimiz kolay bir testte sadece basit bir metin dosyası oluşturmaktır ve biz buna test adını vereceğiz. Sadece sürükleyip buraya bırakmak yeterlidir. Şimdi bu çalıştığı sürece tam erişiminiz var demektir. Eğer bu klasör için doğru erişime sahip değilsek bir hata mesajı gözükecektir. Ancak burada çalışmış oldu, o halde test dosyasını sileceğiz. Şimdi ağa geri dönelim. Daha sonra oturma odası bilgisayarına gideceğiz. Bu bilgisayarda belgelerim klasörünün paylaşıldığını görüyoruz. Eğer bunun üzerine çift tıklarsak birkaç ikon görürüz. Ve eğer bu testi sürüklemeyi denersek bahsedilen hata mesajını alırız. Bu mesajda iznimiz olmadığını ve tekrar deneyebileceğimizi söylüyor. Zaten tekrar denediğimizde de çalışmayacaktır. O halde bunu iptal edeceğiz. Belgelerim klasörünü sadece okuma izni için ayarladığımızdan dolayı bu ortaya çıkıyor. Geri dönelim. Ayrıca paylaşımda olan bir HP yazıcımız var ve burada gözüküyor. Aynı şekilde yazıcı klasöründe bulunan yazıcılar klasörüne çift tıkladığımızda da gözükür. O halde daha sonra bu yazıcıya bağlanacağız ve bir test sayfası yazdırıp yazdıramayacağımızı göreceğiz. Windows Vista'da bunu yapmak için birkaç yol var. Bunun üzerine sağ tıklayabilir ve bağlana gidebiliriz. Bunun yapacağı şey bilgisayar üzerindeki yazıcı için sürücüleri yüklemektir. Şimdi başlata gidip yazıcılar yazarsak bu bilgisayarda bulunan yazıcıları gösterecektir ve bunu burada görebiliriz. Bu oturma odasındaki HP OfficeJet 4300 serisi yazıcı. Burada 3 farklı yazıcı daha var çünkü Microsoft Office'i yükledik. Bunlar gerçek yazıcı değildir ancak buradaki işaret kutusu bu yazıcı Send to OneNote 2007 varsayılan yazıcısıdır anlamına gelir. Bunu değiştirmek istiyoruz. Yazıcımızın üzerine çift tıklıyoruz ve varsayılan yazıcı olarak ayarlayı seçiyoruz. Yazıcının doğru çalışıp çalışmadığını test etmek için bir metin dosyasına çift tıklayarak dosya yazdıra gidin. Bu otomatik olarak varsayılan yazıcınızı kullanacaktır. Yazdıra tıklayacağız. Görünüşe göre doğru yaptık ve yazdırıyor. Bunu kapatıyoruz ve kaydetme diyoruz. Devam etmeden önce A üzerinde bir yazıcıya bağlanmak için size göstermek istediğim birkaç farklı yol daha var. Bu yazıcıyı siliyoruz ve bize varsayılan yazıcının silindiğini ve OneNote 2007'nin varsayılan olarak ayarlandığını gösteriyor. Diyelim ki A oluşturulurken yazıcı görünmedi. Bu zaman zaman olabilir. Şimdi bu durumda yapmanız gereken şey, yazıcıyı yüklemek istediğiniz bilgisayarda yazıcılar klasörüne geri dönmek. Burada bir yazıcı ekle butonunu göreceksiniz. Eğer bunu göremiyorsanız, beyaz alanda herhangi bir yere sağ tıklayarak yazıcı ekleyi seçebilirsiniz. Bir A yazıcısı eklemek istiyoruz ve bu uygun yazıcıları arayacaktır. Bu bize oturma odası yazıcımızı ve ofis yazıcımızı gösteriyor. Bunların her ikisi de HP. Eğer bağlanmak istediğimiz yazıcı burada ise, onu seçerek ileriye tıkladığımızda bağlanacak ve bizim için yüklemeyi yapacaktır. Eğer göstermiyorsa, istediğim yazıcı listede yoka tıklayabilirsiniz ve daha sonra istediğiniz yazıcıyı ayarlayabilir ya da isme göre yazıcıyı paylaş seçebilirsiniz. Yapacağınız şey erişim slash bu yazıcının bulunduğu bilgisayarın ismi yani Michael gibi slash işareti ve daha sonra yazıcının ismi yani HP'dir. İleriye tıklıyoruz. Bu Michael'ın bilgisayarındaki HP'ye bağlandığını söylüyor ve yazıcı yüklendi. Otomatik olarak bunu varsayılan yazıcı yapacaktır. Güzel. İleri tıklıyoruz ve bu sihirbazdan yapabileceğiniz bir test sayfası yazdırmamız için bir seçenekle karşılaşıyoruz. Ancak biz her şeyin yolunda olduğundan son derece eminiz, bu yüzden sona tıklıyoruz. İşte burada Michael'ın bilgisayarındaki HP Photosmart yazıcımız. Ve bu varsayılan olarak ayarlanmış. Daha sonra oturma odasındaki bilgisayarımıza gideceğiz. Oturma odasındaki bilgisayar Windows X1'e çalışıyor ve başlata tıkladığımızda varsayılan olarak A bağlantılarım listede görünmüyor. Eğer bilgisayarınızda bunu görmüyorsanız bunun için tek bir yol vardır. Bilgisayarıma gidin ve bu yukarı ikonuna tıklayın. Ve burada A bağlantılarımı göreceksiniz. Şimdi A bağlantılarımı görüntülemek için başlata sağ tıklıyoruz. Özellikler, düzenle, gelişmişe gidiyoruz ve listede aşağıya doğru inerek A bağlantılarımı buluyoruz. Bunu işaretledikten sonra Tamam'a ve tekrar Tamam'a tıklıyoruz. Şimdi başlata tıkladığımızda A bağlantılarım gözüküyor. Eğer buna tıklarsak A bağlantılarıma geri gelmiş oluruz. Şimdi bu Windows Vista'da göründüğünden çok farklı gözüküyor. A bağlantılarım A üzerinde bulunabilecek tüm dosyaları gösterir. Problem şu ki bu her zaman her şeyi bulamayacak ve A bağlantılarıma yerleştirmeyecek. Windows Vista'daki gibi çok daha kullanışlı olan görünümün aynısını elde etmek için çalışma grubu bilgisayarlarını görüntüleye bakabilirsiniz. Router'ın listede görünmemesinin dışında Windows Vista ile neredeyse tamamen aynı görüntüye sahip olduk. Aile odası bilgisayarına gidelim. Bu masaüstünün kullanılabilir olduğunu gösteriyor ve test.txt dosyasını ve masaüstü üzerinde iki oyunun kısa yolunu görüyoruz. Bu bilgisayarda masaüstümüzdeki anahtar.txt dosyamızı bu bilgisayarın masaüstüne koymaya çalışalım ve çalışıp çalışmadığına bakalım. Çalıştı. Güzel. O halde tam erişime sahibiz demektir. Geri gidiyoruz ve burada ayrıca resimlerim klasörünü görüyoruz. Ve öyle görünüyor ki bu klasörün içerisindeki resimlere bakabiliriz. Güzel. Şimdi ağ bağlantılarım çalışma grubu bilgisayarlarına gidelim. Çalışma grubu bilgisayarları için bir kısa yol oluşturduğumuzda A bağlantılarımın yerine sadece bu listeyi görürüz. Bu genelde tam değildir. Yukarı oka tıkladığımızda çalışma grubunu görebiliriz. Şimdi sağ tıklayarak bunu bizim masaüstümüze sürükleyip bıraktığımızda bir kısa yol oluşturmuş oluruz. Bu kısa yol doğrudan çalışma grubu bilgisayarlarına gidiyor. Şimdi home office bilgisayarımıza gidelim. Home office bilgisayarımızdayız ve masa üstünde bir A ikonu görüyoruz. Bilgisayarlar arasında ilerlemeden önce sizle Windows Vista'da ilginç bir şeye göz atalım. Eğer router'ınız listede görünüyorsa buna sağ tıklayabilir ve aygıt web sayfasını görüntüle'ye tıklayabilirsiniz. Bu internet tarayıcınızı açacak ve router'a giriş yapmanıza ve değişiklikler yapmanıza izin verecektir. Şimdi henüz dahil etmediğimiz birkaç bilgisayara göz atalım. Bölüm 3'te internet erişimini reddettiğimiz bir genç bilgisayarı Bern. C sürücüsü ve D sürücüsü paylaşımı açık. Burada ayrıca Michael'ın notebook'u var ve C sürücüsü, masaüstü ve belgelerim klasörünün paylaşımı açık olduğu görülüyor. Aile odası bilgisayarına gidelim. Eğer bir Windows Vista bilgisayardan başka bir Windows bilgisayar ağı arıyorsanız bazen bu görülecektir. Sizden kullanıcı adı ve şifresi girmenizi isteyecektir. Burada yapacağımız şey kullanıcı adını girmek ve tamama tıklamak ve tekrar erişim kazanmaktır. Paylaştığımız masa üstünde resimler klasörünü görüyoruz. Resimler klasörüne gidiyoruz ve test olarak bu resimlerden birisini taşıyacağız. Bir tanesinin üzerine sağ tıklıyoruz, sürüklüyoruz ve bırakıyoruz. Ve buraya taşı seçeneğini seçiyoruz. Çalıştı. Ve şimdi sağ tıklıyoruz ve aynı şekilde sürükleyip bırakarak geri taşıyoruz. Güzel. Burada ders 4'te ayarladığımız resimler klasörüne tam erişime sahip olduğumuzu anlıyoruz. Bunu kapatıyoruz ve notebook bilgisayarımıza gidiyoruz. Acer notebook bilgisayarımız Windows XP çalıştırıyor ve burada ağ bağlantılarım için bir ikon görüyoruz. Ve bu A üzerindeki paylaşılan klasörlerden çoğunu gösteriyor. Eğer çalışma grubu bilgisayarlarına gidersek etrafa göz atabiliriz ve bunların çalıştığını görebiliriz. İyi görünüyor. Daha sonra yapacağımız şey, Home Office bilgisayarımızda yazıcı yüklemek. Bu HP eğer ikon üzerine sağ tıklarsak bağlana gidebiliriz ve bunu Windows XP'de yaptığımızda bir uyarı mesajı verecektir. Eğer bu bilgisayarda bu yazıcıya bağlanıyorsanız bazı sürücüleri yükleyecektir ve bunlar bilgisayarınız için zararlı olabilecek virüsleri ve scriptleri içeriyor olabilir. Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz? Yazıcının iyi durumda olduğundan son derece eminiz. Öyleyse evete tıklıyoruz ve görüldüğü gibi yüklendi. Yazıcılar ve fakslara gideceğiz ve işte burada. Michael'ın bilgisayarında HP yazıcı. Eğer A üzerinde bağlanabileceğimiz uygun bir yazıcı göstermemesi durumunda yapacağımız şey yazıcılar ve fakslara gitmek ve buradaki yazıcı ekle butonunu kullanmaktır. Tıpkı Windows Vista'da olduğu gibi. Ayrıca beyaz bölgede herhangi bir yerde sağ tıklayarak yazıcı ekle'yi seçebiliriz. Daha sonra varsayılan şekilde bir A yazıcısı yüklemesi gerçekleşecektir. Buna göz atabiliriz veya bilgisayarın adını ve yazıcının ismini yazabiliriz. Michael HP. Yazıcının paylaşım ismini kısa tutmayı öneriyoruz. Çünkü hatırlaması kolay olacaktır ve bu yüzden tüm bu uzun dizini yazmanıza gerek kalmayacaktır. İleriye tıklıyoruz. Evet diyoruz ve bunu gerçekten yapmayı istiyoruz. Son diyoruz ve işte burada Home Office bilgisayarımızdaki HP yazıcıya bağlandık. Böylece ağımızdaki tüm bilgisayarlara girdik ve başarılı bir şekilde dosyalara ve yazıcılara bağlandık.